Gastro TV'de turizmde özellikle otellerimizin tanıtımlarında dahi en önem verdikleri konu 3 yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız statülerini yıllardır denetleyip ve bu statüleri kazandıran. Aynı zamanda akademik olarak birçok çalışması ve faaliyeti bulunan ve bununla ilgili mesela bir kitabı bulunan ve 2001 yılından beri hala üniversitelerde okutulan turizm hukuku kitabıyla da. Bunun haricinde Turizm Bakanlığı'nda uzun yıllar hizmet verdikten sonra Turafet'te koordinatörlüğüne devam eden değerli misafirim Necip Bozkonuğum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Necip Bey nasılsınız? İyi misiniz? Valla teşekkür ediyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Hatta 70 gündür evdeyiz. Ofisi eve taşıdık. Tabii dünya değişti. Ofise gitmeyince hayat ölür diye düşünüyorduk ama böylesinin daha iyi olduğunu görmeye başladık. Daha zamanı daha efektif kullanmaya başladık. Yeni bir dünyaya. Evet. Çok çok doğru söylüyorsunuz Necip Bey. Şu dönem o hakikaten hem meslek hayatımıza hem normal sosyal hayatımıza o kadar farklı şeyler deneyimledik ki bakalım bundan sonraki süreçte bu yaşantımız nasıl devam edecek? Bunları yaşamış ve görmüş olacağız. Bugün Necip Bey ile Necip Boz'la turizm tarihinden günümüze kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Hem Turizm Bakanlığı'ndaki görevinde hem ondan sonraki derneklerdeki olan, federasyonda olan çalışmalarıyla da ilgili bilgilendirme yapmış olacak. Ve yeni destinasyon yönetimleri neler bunları konuşmuş olacağız ama ben ilk başta Necip Boz meslek hayatına nasıl başladı bilgilendirmenizi isteyeceğim. Tabii ben üst perdede turizmcilik yaptım hep. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanı, o zaman adı Turizm Bakanlığı'nda uzman denetçiler grubuydu. Daha sonra kontrolörler kurulu olan yerde 78 yılında başladım. 2008 yılında 30 yıl hiçbir yer değiştirmeden oradan emekli oldum. Neler yaptık derseniz, 1978'den 2008'e kadar ve daha sonra da turizmi adım adım, turizmin doğuşuyla beraber adım adım izleme olanağını geliştirmede katkımız oldu. Ardından kısa bir ara verdim. Bir eşimin görevi nedeniyle Hindistan'da yaşadım 3 yıl. Sonra Türkiye Otelciler Federasyonu'na koordinatör olarak başladım. Yaklaşık 8,5 yıldır da burada devam ediyorum. Şanslıyım, turizmi iki taraftan da izleme fırsatı buldum. Dolayısıyla hani zamana tanıklık derseniz en iyi tanıklardan biri olduğumu düşünüyorum. Evet, ben özellikle turizmdeki bu yolculuk olarak hakikaten bir zamanla yolculuk yapmak istiyorum. Hani izleyenlerimizle de beraber. Hani şu dönem evet yaşanıyor, yeni sektöre başlamış kişiler var. Ama en azından geçmişte bu turizm ilk ülkemizde başladığında özellikle Antalya Akdeniz bölgesinde ki turizmden biraz bahsetmenizi isteyeceğim Necip Bey. Ben belgesel izlemeyi çok severim ve en etkilendiğim olaylardan birisi de alabalıkların göçüdür. Alabalıklar doğar, denize açılır, ölmeye yakın geri dönerler ve yumurtlarlar ve can verirler. Yeni yeni yumurtalardan, yeni larvalardan yeni yavruları ve bir gelişim, bir büyüme olur. Bu beni çok etkiler. Yaşamda da bunu ben hep örnek olarak alırım ve aklımın bir yerinde durur. Korona bunu canlandırdı kafamda. Biz hiçbir şeyimiz yokken turizmde çok hızlı bir şekilde büyüdük. 52 milyona nüfus turist kabul ettik. 40 milyar dolar gelirimiz oldu. 1,5 milyon yatağımız oldu. Birden geriye döndük. Geri de ne var diye döndük. Ve o zaman geçmişi hatırladım. Ben Turizm Bakanlığı'nda 78'de işe başladığımda Türkiye'ye 400 milyon dolar gelirimiz vardı. Yaklaşık 800 bin de turistimiz vardı. Tüm yatağımız 60 bindi. Temel hedefimiz Rodos Adası'nı geçmekti. Dolayısıyla böyle bir alandan başladık biz turizme. Ha, bunun daha gerisi de var tabii. Tabii. 1923'te Seyyahin Cemiyeti kurulmuş, Atatürk tarafından kurdurulmuş. Yabancıları takip amacıyla turist rehberliğine başlamışlar. Arkasından 1930 yılında Turing Otomobil Kurumu kurulmuş ve ondan sonra da Türkiye'de turizm göreceli olarak yavaş yavaş başlamış. Tabii turizm o zaman çok lüks bir şeymiş.
Herkes turizme çıkamaz. Bu çok pahalı bir şeymiş. Türkiye bu alanda büyük bir öncülük yapıp emekli sandığını ve Turban Turizm Bankası Turban Otelciliğini kurmuş. Devlet öncülük yapmış. Bugün eğer otellerimiz şu an ben çok özür diliyorum. Sözünüzü keseceğim. Bir görüntünüz, sesiniz gitti. Hemen tekrardan gelmesi için ben bir bekleyeceğim. Bugünkü konuğum Trafet Koordinatörü Necip Boz ve 30 yıl gibi bir zamanda Turizm Bakanlığı'nda görev aldı ve şu an eskiye gittik. İlk turizm zaman. Hakikaten turizmin içerisindeyiz, hizmet veriyoruz. Geçmişimizde neler yaptık, geçmiş yıllarda neler oldu turizmde, bunları konuşmaya başladık ve Necip Bey onlardan bahsediyor şimdi. Geçmişte turizmin ilk başladığı dönemden, tarihimizden bahsediyor. Buyurun Necip Bey, geldi şu an. Geldi, evet. Ben o zaman uzman denetçiler grubunda işte otelleri denetlemeye başladığımda otellerde Tokyo'lar vardı, Takunya'lar vardı. Her odada banyo yoktu. Koridorlarda banyolar vardı. Ve böyle bir ortamda turizme başladık ama biraz önce anlatıyordum. Turizm Bankası'na bağlı Turban işletmeleri ve emekli sandığına bağlı Enek Otelcilik Türkiye'de turizmin nüvesidir. Değişik bölgelerde bu oteller sayesinde hem personel yetişmiştir, hem halk turizme yaklaşmıştır, hem de ülke bu açıdan tanıtıma büyük olanak sağlamıştır. Çok doğru. 1978 yılında Dünya Bankası'nın kalkınma planı çerçevesinde Türkiye'ye verdiği kredilerle Güney Antalya projesine başlanmıştır. Ve bilir misiniz ki 1970-80'e kadar Antalya'da turizm yoktu. Antalya portakal bahçeleri vardı, mandalina bahçeleri vardı ve küçük tarım vardı. Antalya'daki otel sayısı 4 veya 5'ti. İşte hatırladığım kadarıyla Alaaddin Oteli, Büyük Antalya Oteli gibi böyle küçük küçük oteller vardı. Bir de Talya Oteli vardı. Talya Oteli'ni unutmamak lazım. Doğru. Türkiye'de turizm deyince o zaman Akçakoca, Erdek, Burhaniye, Ören, Kuşadası, Marmaris ve Bodrum'dan ibaretti. Onun dışında Türkiye'de turizm yoktu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Necip Bey? Akdeniz'de turizmin gelişmesi ilk Antalya ile başladı o zaman. Evet, evet, Antalya ile başladı. Antalya'da özellikle Side tarafında küçük oteller vardı. Yalahan Oteli hatırladığım kadarıyla, İncekum Motel gibi böyle o tarihlerde. Ve Türkiye'de turizm deniz, güneş, kum değildi. Türkiye'de turizm kültür turlarıydı. Türkiye'nin çok iyi kültür tur güzergahları vardı. Ve bu tur güzergahları örneğin Karadeniz'den başlayıp Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya inen vardı. Batı Ege turları vardı. Yukarıdan İstanbul'dan başlar. Çanakkale, Manisa, İzmir, Denizli'ye inerdi. Bir kısmı Bodrum, Marmaris'e inerdi. Veya Antalya, Kemer tarafına iner. Tekrar geri çıkarlardı. Dolayısıyla Anadolu'da turizm dediğimizde hep kültür turları. Bir de kampingçilik vardı o zaman. Ne zaman şeyde savaş çıktı. Balkan, Yugoslavya savaşı çıktı. Turistler artık uçaklarla gelme yoluna gitti. Çünkü karayolu kesilince. O zaman tur operatörcülüğü ortaya çıktı. Hı. 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu'nun çıkmasıyla Türkiye yeni bir döneme geldi. Bu dönemde neye karar verdi? Kitle turizmine karar verdi. Çünkü elimizde çok güzel, iyi potansiyeli olan araziler vardı. Bunun en iyi örneği de, en iyi yeri de Antalya'ydı. Antalya'daki araziler turizme tahsis edilmeye başlayınca bizim girişimcilerimiz oralardaki arazileri 49 yıllığına kiralayarak ve devletin iyi teşvikleriyle, o dönemin iyi teşvikleriyle hepsi sahibi oldu, otel sahibi oldu. Fakat bu bahsetti, ben çok ara ara böyle sorularım olacak Necip Bey. Bu bahsettiğimiz yıllar 80'li yıllar değil mi? 83, 85, 86, evet. 87'den itibaren başlayan yıllar. Peki bu yatırımcılar Türkiye'den miydi? Yurt dışından da oluyor muydu yatırımcı? Çoğu Türkiye'dendi ama Türkiye'ye inanan
ve özellikle Avrupa'da seyahat ajantacılığı yapan Türk girişimcileri sayesinde tur operatörleri Türkiye'ye ilgi duymaya başladı. Ve o zaman kiralama yoluyla veya satın alma yoluyla Türkiye'de özellikle Güney Antalya projesi kapsamında iyi tesisler yapıldı. Ve turizm öylece kitle turizmi boyutuna döndü. Robinson Club'lar vardı. Ondan sonra Aldiana'lar vardı. Yani yatırımcılar vardı. Bu sayede Türkiye'de çok iyi bir kitle turizmi ortaya çıktı. Tabii turizm sadece turist hareketi olarak da bakmamak lazım. Devlet de öyle bakmıyordu zaten. Geri tarafta halkın gelişimini, insanların iş bulma olanağına vereceği gücü de değerlendiriyorduk. Turizm Bakanlığı bu yönde gerçekten Türkiye'de çok ciddi işler yaptı. Bizim girişimcilerimiz de oldukça cesur davrandı. Yani yabancı bir ülkede bu kadar büyük, bu kadar geniş tesisler çok hızlı yapılamazdı. Bizim girişimci ruhumuzla bu işler oldu ve çok da iyi oldu. Evet, doğru söylüyorsunuz Necip Bey. Peki ilk otelcilik Antalya bölgesinde, biz Antalya'da olduğumuz için özellikle bu bölgeden bahsediyoruz ama tabii ki Ege'de hareketlendi, Karadeniz'de hareketlendi ama Akdeniz'in incisi her zaman için turizmin ilk sıralarında gelen güzel Antalya'mızda. O dönemlerde yine nasıl tesisler vardı? Hani tatil köyleri mi vardı, apartılar mı vardı? Yine böyle yıldızlı otellerimiz başlamış mıydı hizmete? 1980'ler civarında 85'lere kadar hep küçük tesisler vardı. İtalya otelinin dışında genellikle 2 yıldızlı, 3 yıldız sayabileceğimiz veya motel türü oteller vardı. Ve personeli de o zaman Turizm Bakanlığı'nın TÜREM eğitim kurumları vardı. Oradan yetişmiş elemanlarıyla takviye ediliyordu. Evet. Ama daha çok da şeyden insanlar çağrılıyordu. Tarladan, bahçeden, o bölgede çalışan insanlar çağırdı. Ve turizm böyle bir şeyle, yapısıyla bölgenin çehresini değiştirdi. İnsanların yapısını değiştirdi. Çok problemli, çok kavgalı bildiğimiz yerler, çok işte buraya turist giremeyiz dediğimiz yerler bile halkıyla beraber turizmle iç içe olmaya başladı. Çünkü halk da turizmden para kazanmaya başladı. Doğru. O bölge, herkes para kazandıkça turizm olan ilgileri de artmaya başladı. Dolayısıyla o alanda çok ciddi işler yaptık. Ve bilir misiniz ki Türkiye'de turizm o kadar zordu ki ilk başlarda. Mesela 1985'e kadar turistin cebinde otelin dışında döviz göstermesi yasaktı. Türk halkının... Öyle mi? Tabii. Türk vatandaşı dövizini Merkez Bankası'ndan alırdı. Pasaportuna yazılırdı eğer yurt dışına giderken. Cebinizde 100 dolarla hapis yatardınız 1985'teki kanundan önce. Eğer pasaportunuz işlenmemişse döviz dolaştıramazdınız. Böyle bir dönemden geldik. Ve daha ilginç, biz benim kendi yaptığım görevi söyleyeyim. Her yıl tabii, biz otellerin fiyatlarını ederdik, onaylardık. Bir sonraki yıl ne kadar yapılacak? %10'sa çarpardık işte. Bu sene atıyorum bir kebap 5 liraysa, %10 alsa 5 lira 50 kuruş diye yazardık. Sonra onu da imzalardık. Onu uygulamak zorunda kalırdı. Daha da komiği, tabii şimdi komik oluyor. O zaman böyle komik değil. Evet, çok, ben de ilk defa duyuyorum Necip Bey. Evet. Daha da komiği, hangi tesisin kaç şişe viski içeceğine biz karar verirdik. Bizden çıkardı, onay çıkardı. Otelci veya lokantacı, genellikle otelciler gidip tekelden, o zaman tekel sağlıyordu, ithal ediyordu. Biz 50 şişe demişsek 50 şişe viski alıyordu. 30 şişe demişsek 30 şişe viski alabiliyordu. Böyle dönemlerden turizme geldik tabii. Evet, Necip Bey, hakikaten turizm de eskiye gittik, otelcilik de eskiye gittik. 80'li 85'li dönemlerden bahsediyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani Türk Tabipler Birliği'nin doktorlara vermiş olduğu hani, rakamlar vardır. Hani vizite ücretleri vardır. Turizmde öyle bir uygulama varmış o dönemde. Yani atıyorum bir kebabı yiyeceğiniz bir fiyat var ve o fiyatın dışına çıkamıyorsunuz, hizmet veremiyorsunuz. Yani fiyat serbestisi yoktu.
bakan onayıyla bağlanırdı. Bu sene bir sonraki yılın fiyatı %10.5 olacak derse onun üstüne çıkamazdı. Çarpardık. Ona göre de verirdik. Onlar da uygularlardı. Liberal ekonomiye geçmesiyle arz talep dengesi de bunu getirdi. Şimdi böyle bir şeyler yok artık. O zaman daha sıkı kontrol vardı. Kontrolün şeyini söylemek açısından. Tabii turizmin belki en önemli şeyi insanı değiştirdi Türkiye'de. Ben denetime gitmiştim. 1985 veya 86'da Ören tarafındaydı galiba. Köpek sürekli bir taraflara koşuyor. Plajdan geriye doğru koşuyor. Otelciye sordum. Niye koşuyor dedim. Abi dedi kadınlar üstsüz gidiyor. Turistleri seyredenler oraya yatmışlar kuma. Onları kovalıyoruz falan diyordu. Şimdi o dönemlerden geldik. Ve tabii öyle bir dönem vardı. Doğru. Abi, yani ve bunun dışında turistler uzaylı gibiydi. Şimdi artık bizden daha fazla yerel insan, daha fazla turist. Hata yapmadık mı? Hata yaptık tabii. Ne yaptık? En önemlisi biz halkla iç içe olması gereken turistleri halkımızdan ayırdık. Bizim uzaklaştırdık değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Bizle değerlerimizi paylaşmamız gerekirken onlar için izole bölgeler yarattık. Dolayısıyla biz nasıl Avrupa'ya gittiğimizde, İspanya'ya, İtalya'ya gittiğimizde İtalya'nın, İspanya'nın değerini İspanyol'la, İtalyan'la paylaşıyoruz, merhaba diyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle bir olanak varken bizde bunun tam tersi oldu. Burada bir hata yaptık. İzolasyondan turistler için turistik bölgeler yaptık. Turist kendini görüyor, vatandaşı az görüyor. Kimi görüyor? Çalışanı görüyor. Çarşı pazardaki esnafı az görüyor ve memleketine gidiyor. Burada hatamız oldu ama diğer yaptığımız işler gerçekten büyük, iyi işlerdi. Peki o dönemde Necip Bey, Antalya bölgesinde nereler vardı turizme başlamış? Evet, merkezde bahsettik, Talya Otel vardı ama hani Kale içinde sesiniz... Turban Adası vardı. Kemer'de evet. Ali Derveloğlu'nun rahmetli Ali Bey'in oteli vardı. Olimpos Motel vardı. Oradan sonra başka hiçbir tesis yoktu. Zaten o yolu da çok kötüydü. Kolay kolay gidilmezdi o yol. Antalya'nın içinde Talya Otel, Alaaddin Otel, galiba Star Otel mi öyle bir otel vardı. Bir de Büyük Antalya Moteli vardı. Doğru. Ondan sonra Side'ye kadar otel yoktu. Side'de Yalıhan, Aspendos, bir de İncekum vardı. Onun dışında Alanya'ya kadar başka otel yoktu. Alanya'da da hatırladığım Bağna Otel, galiba Alantur Otel, birkaç tane de böyle otel vardı. O kadardı. Tüm tesis. Yani, evet, 4-5 tesisi geçmeyen bölgelerdeki turizm yapılıyordu o dönemde. Sonrasında nasıl hareketlendi turizm? Tesisler çoğaldığı dönem. Hareketlendi. Bu tahsislerin arkasından, bu kitle turizmiyle beraber Avrupa'da tur operatörlüğü yapan veya seyahat ajantacılığı yapan cesur Türkler sayesinde, Ögerler, Nazar, Razinler, bunlar çok gayretli bir şekilde Alman'ı Türkiye'ye getirdiler. Onların gelmesiyle beraber o diğer tur operatörleri de gelmeye başladı. Ya çünkü baktılar ki Türkiye hakikaten güneş olarak, doğa olarak iyi ama ulaşım çok kötüydü. Yani turist çok kolay gelemiyordu. Fakat fiyatlar çok yüksekti. Ben 1985 yılında İncekum Otel'di galiba. Orada bir fazla rezervasyon konusunda bir denetim yapmıştım. Denetim sırasında bir tur operatörünün temsilcisiyle karşılaştım, bir Alman da. Bana dedi ki, çok pahalıya satıyorsunuz bu otelleri dedi. Biz size çok otel yaptıracağız, bunların intikamını alacağız dedi. Bakın yıl 1985. Ve sonra tur operatörleri çok destek verdi Türkiye'deki otelciliğe. Ve o sayede Antalya'da çok büyük oteller yapıldı, çok tesis yapıldı. Bugün Antalya'nın yatak kapasitesi 750 bin. Çok büyük bir rakam. Ve bunun aşağı yukarı 3/2 5 yıldızlı otel bünyesinde. Yani Avrupalı otelcinin giremeyeceği binalar Türkiye'de yapıldı. Ve çok büyük işletmeler yapıldı. Tur operatörleri Türkiye'den çok iyi kar ettikleri için, edecekleri için
tüm operasyonlarını buraya kaydırdılar. TUİ'nin kendi oteli vardı şeyde, Marmaris tarafında. Antalya dolmadan Marmaris'teki şey, Marmaris tarafındaki otelini doldurmuyordu. Çünkü öncelik Antalya'daydı. Niye? Uçaklar Antalya'ya geliyordu. Antalya böyle turizmin başkenti oldu. Tabii sadece otellerle, geri taraftaki seralarıyla, üretim yerleriyle, diğer yatırımlarla Antalya bugün hakikaten dünyada turizmin başkentlerinden biri oldu. Belki de beş başkentin birisidir. Evet. Necip Bey, bu arada ben bir yandan da bakıyorum, sorularımız da gelmeye başladı. Bugün bayram mesajları da geliyor. Herkese buradan bayramlarını kutluyoruz. Sorularımız var. Turizmi konuşuyoruz. Turizmde tarihten günümüze ne gibi çalışmalar yapıldı? Necip Bey bunları paylaşıyor bizimle. Bu arada hemen bir iki böyle yazan konulardan ve sorulardan da alalım mı Necip Bey? Tabii. Ara ara. Daha iyi olur. Memnun olurum. Tabii. Bayramımızı kutlayanlar var. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yine İdris şefimiz burada. Yanlış görmediysem, evet, Ceyhun ustamız burada. Hoş geldiniz diyorum. Fatih ustamızın bir sorusu olmuş. Mümkün olduğunca konuklarımızı canlı yayına alıyoruz. Bunun haricinde APCAD, Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği Başkanı Muhammed Selvi, hem yayına geldiğiniz için teşekkür ediyorlar Necip Bey. Hem de diyorlar ki bu Gastro Antalya'da düzenleyeceğimiz zaman bizlere verdikleri destekten dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda diye söylemişler. Hatta aşçılar turizmin olmazsa olmazlarıdır ve dünyayı, eğer Türkiye turizmi gerçekten bu hal duruma gelmişse, aşçılarımızın buradaki katkıları %60'ın üstündedir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel, bu kadar lezzetli, bu kadar büyük açık büfeleri bulamazlar. Bu kadar dekoratif şeyleri bulamazlar. Tüm bizim aşçılarımızın gayretindedir. Ve inanılmaz becerikli aşçılara sahibiz. Çok fedakar aşçılara sahibiz. Ben bizzat denetimlerde gördüğüm için söylüyorum. Yani o 60'ları sıcakta önlerinde wok tavalarında hiç yüksünmeden turiste hizmet etmek için her türlü maharetlerini göstermişlerdir. Dolayısıyla emeklerini ödemek mümkün değildir. Mümkün değil. Çok doğru söylüyorsun. İnsanımız gerçek beceriklidir. Hiç geriye çok basıp bakıp da küsmez. Sürekli yenilik peşindedir. Sürekli uyum peşindedir. Ve özellikle aşçılarımız bu alanda bir numaradır. Yani gittiğinizde her türlü mutfağı görebiliyorsunuz. Yani Japon mutfağında görüyorsunuz, Çin mutfağında görüyorsunuz, İtalyan mutfağında görüyorsunuz, Türk mutfağının her türlüinde görüyorsunuz. Kolay bir şey değil. Yani yurt dışındaki adam ben bunu yaparım der, geçer gider oturur. Bizimki hepsini yapıyor. Onun için haklarını ödemek mümkün değil. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Hakikaten şöyle Necip Bey, diyor ki bizim hizmetimiz bu. Biz bunu vereceğiz diye zaten sunmuşuz size. Bizim açık büfemizde bunlar olacak ve alakart menümüz bunlar var. Ekstra bir şey yapamayız diyorlar. Ama bizim hani bu hakikaten otellerimizde, tesislerimizde bu şekilde değil. Gastronomi anlamında hakikaten ne imkan varsa, olanak sunuluyorsa onu gelen turiste sunabilme imkanımız olabiliyor gerçekten. Demin tarihten 80'lerden 85'lerden bahsediyoruz. Şefimizin hemen bir yorumu vardı. Onu okumak istiyorum Necip Bey. Hemen bulacağım sorumuzu bu arada. Sağ olun, izleyenlerimiz soruları ve bayram kutlamaları ile ilgili güzel mesajlarını gönderiyorlar. Hemen sorumuzu bulup soracağım. Bugünkü konuğum Trofet Koordinatörü Necip Boz, turizm hayatında Turizm Bakanlığı'nda 30 yıllık hizmet verdikten sonra özellikle üniversitelerde okutulan turizm hukuku 2001 yılında, yanlış hatırlamıyorum değil mi Necip Bey, 2001 yılından beri okutuluyor. Ettim sürekli. Şu anda 3. düzenlemesi yapıldı. Bir 4.sü de yapmam lazım. Mevzuat değişti çünkü. Doğru. Bir soru vardı galiba. Yeni dönemde nasıl olacak diye mi? Öyle bir şey vardı. Bir şey evet, gördüm. Onu buldum, soracağım ama Ahmet Şefimiz'den şöyle bir yorum gelmiş. Turgut Özal,
Antalya'yı Las Vegas yapma projesi vardı o zamanlar diye bir yorum yapmış Necip Bey. Türkiye bir şansını kaybetti orada. Yani bir yoruma bir ölçüde katılıyorum. Biliyorsunuz kumarhaneler açıktı Türkiye'de. Evet, öyle bir dönem vardı. 96 yılına kadar açıktı. Biz de hatta gece kapanana kadar bekçilik yapardık ki herkes boşalsın, mühürlerdik. O gece saat 3'ten sonra çalışmasın diye şeyde duruyorduk, kumarhaneleri denetliyorduk. Şimdi o kumarhane boyutu iyi kullanılsaydı, kötüye yorumlanmasaydı, suistimal edilmeseydi, o Las Vegas işi olurdu. Niye olurdu biliyor musunuz? Etrafımızda kumar oynamaya meraklı çok ülke vardı. Ve bu kumar Evet. bir hastalık. Yani ben hiç oynamam. Ben bir daha bir denetim yapmışımdır. Ama 1 liralık para alıp da jeton alıp oynamamışımdır. Ama verilen jetonlarla oynayıp kazandığımda olmuştur. Bu bir hastalık. Hatta yanımda birisi vardı da dedim ki ya niye oynuyorsun? Abi diyor bu beni mutlu ediyor diyordu. O sesler mutlu ediyor diyordu. Oradan keyif alıyor. Biz bunu fırsatı kaçırdık. Eğer kötü kullanmasaydık, İsrail dünyanın en çok kumar oynayan insanların olduğu ülkelerden biridir. Lübnan, diğer Dubai, Rusya gibi böyle etrafta çok kumar oynamaya meraklı insanlar vardır. Biliyor musunuz? Kumar turları vardır. Yani buradan adam Batum'a gidiyor, oradan Prag'a gidiyor, oradan Las Vegas'a gidiyor filan. Dünya Macao'ya Öyle gidiyor. mi? Tabii dünyayı dolaşıyorlar. Böyle paraları olan çok insanlar vardı. Biz kuralını koyup kuralını bozmasaydık ve bu kumarhaneler açık olsaydı bizim Antalya Las Vegas'tı. Ama bir kumarhane olacaktı. Yani her otelin altında bakkal dükkanı gibi Olmazdı. olmayacaktı. Ve kuralıyla olacaktı. Çünkü 1900 aşağı yukarı 85 90'lara 85'lere kadar Türkiye'de tek bir kumarhane vardı. Sadece yabancıların girebildiği özel bir kanunla kurulmuş İstanbul Hilton Oteli'nin altında bir kumarhane vardı. Yabancı sermaye teşvik kanunu çerçevesinde özel bir kanunla kurulmuştu. Tabii. O sessizce çalışıyordu kural çok uygulandığı için. Daha sonra eğer biz bunu yapamadık, biz Antalya'da bir kumarhanemiz, İstanbul'da bir kumarhanemiz, Kuşadası bölgesinde bir kumarhanemiz ve işte Doğu Anadolu'da belki de olsa biz hakikaten turistlerden iyi para kazanırdık. Bakın Olabilirdi. turistlerden Türk vatandaşları demiyorum. Vatandaşınızı Tabii. O sokmazsınız. ayrı. Vatandaşınız çünkü bu bir kumar işidir. Nasıl ama ondan yararlanmamız lazımdı. Las Vegas'ı onun için kaçırdık. Doğru. Antalya'da hatırlıyorum ama tam tarihini yine yardımcı olursanız Necip Bey. 98 mi 2000'li yıllara kadar Antalya'da vardı. Hayır, 96'da hepsi kapandı. Bir gece hepsi kapandı. 96'da. Doğru. Sera Oteli vardı burada. Yani bir otelde vardı, kaçak da vardı. Tabii. Yani öyle bir turizm dönemimiz de vardı tarihte. İnsanlar Evet. oraya geliyorlardı. Her şeyi yiyip içiyorlardı. Bir jeton bozduruyorlardı. Bazıları oynamadan geri çıkıyorlardı ama sonuçta herkes o makinenin tınkır tınkır sesiyle veya o ortada dönen ruletin şeyine cazibesine kapılıp çok paralarını kaybedenler de oldu. Çok yuvalarda yıkıldı tabii. Yani bunu Doğru. da Söylemek söylemeden lazım. söylemek Tabii lazım. ki. O da kurallara uymadığımız için oldu. Yani kaçak girenler oldu. Çeşitli şeyler oldu. Tabii cezalarını da aldılar ve sonuçta tümüyle kapandı. Doğru. Konuğum Necip Bey ile beraber turizm tarihinden konuşuyoruz. Antalya'da olduğumuz için Antalya'dan bahsediyoruz, Akdeniz'den bahsediyoruz. Yine Muhammed Şefimizin sorusu olmuş. Demiş ki Akdeniz bölgesindeki otellerin yüzde kaçı açılacak? Hani bununla ilgili bir bilginiz var mı ya da bir yorumunuz var mı Necip Bey? Şimdi oraya geleyim yani koronaya gelmem lazım. Şimdi koronada artık şeyler yeniden yazılacak. Ya, şeyin güzel bir türküsü vardı. Hadi köyümüze geri dönelim mi? Öyle bir şey vardı. Biz herhalde köyümüze geri döneceğiz. Şimdi artık yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde Türkiye çok şanslı.
Neden şanslı? Bir, İspanya, İtalya görmüşseniz çok dar çevrede çok yoğun kapasiteli otelleri var. Yani izole olamayacağınız kadar dar oteller. Dolayısıyla oraya bu sene doğru dürüst turist gitmeyecek. Türkiye'deki özellikle Antalya, Muğla bölgesi ve İzmir, Kuşadası bölgesinde oteller çok büyük arazilere sahip. Dolayısıyla daha az kapasiteyle oraya çok talep olacağını düşünüyorum. Ve daha ilginç bir şey daha var. Bu benim öngörüm. Türkiye bugüne kadar çok az yaptı. Daha önce birkaç sefer denedi. Emekli turizmi diyelim ona veya ileri yaş turizmi diyelim. Avrupa bu konuda sınıfta kaldı. Yani İspanya'da, İtalya'da, İspanya, İtalya o bölgeler. Hollanda'da, İngiltere'de ölenlerin çoğu bakım evlerindeki yaşlılar. Bakmadılar insanlarına. Ama biz o ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarıyla eğer anlaşmayı yaparsak ki cazip de olacağız. Şimdi bunun için önceden nazlanıyorlardı. Şimdi bu korona bitince tüm ülkelerde bir hesaplaşma başlayacak. Herkes dönüp soracak. Siz bize iyi bakmadınız. Onlar da kendilerine neresi iyi bakacaksa oraya doğru gelecek. Ve Türkiye bu alanda şanslı. Otellerimizin ne zaman açılacağını hiç kimse bilmiyor. Korona bir bilmece. Ben her gün yabancı şeyleri izliyorum. İtalya'yı, İspanya'yı, Yunanistan'ı izliyorum. Hepsi açılacak, açılacak, açılacak ama binayı açmak değil. Oraya müşteri nasıl rahat gelecek? Tabii. Biz rahat gidebilecek miyiz ki onlar buraya rahat gelecek? Dolayısıyla bu bir bilinmezlik. İnsanların korkusu biraz azaldığı zaman hemen tatile gidecek. Bu alanda bence Türkiye'ye en çok gelmek isteyenler Ruslar olacak. Ukraynalılar olacak. Çünkü bu bölgeler soğuk bölgeler. Türkiye'de yaşamayı, sokakta yaşamayı, güneşin altında yaşamayı öğrendiler. Ve bundan mutlu oldular. Dolayısıyla onlar gelecek buraya. Orta Avrupa bu sene iklim, eğer sıcak iklim devam ederse, ki biliyorsunuz geçen sene dünya en sıcak yılını yaşadı. Yıllarından birini yaşadı. İskandinav gölleri kendi vatandaşlarıyla doldu. Gelmediler. Çünkü insanlar sıcakta oldu mu önce kendi vatanını dolaşmak ister. Eğer iklim çok farklıysa bir başka ülkeye gitmek ister. Veya çok cazipse, fiyat cazipse başka ülkeye gitmek ister. Şimdi Orta Avrupa biraz geç gelebilir diye düşünüyorum. Almanya ve üst tarafı geç gelebilir. Doğu Almanya gelmeye başlayabilir diye düşünüyorum. Doğu Avrupa grubu gelmeye başlayabilir ama tahminim yani uçaklar ne zaman kalkacak onu bilmemiz gerekiyor. Zaten bununla ilgili Necip Necip Bey, zaten bununla ilgili 5 Haziran'dan sonra iç hatların seferleri başlayacağı ile ilgili bilgi var. Sonra dış hatlar başlayacak. Türk Hava Yolları'ndan, diğer acentalardan da. İyi, bizim söylediğim değil. Oradan buraya getirecekler ne zaman başlayacak? Yani Almanya. İşte o önemli. Tabii Almanya, Antalya'ya ne zaman uçuyor? Çünkü Almanya, Antalya'ya tarifeli uçmuyor. Tur operatörlerin uçakları uçuyor. Charterlar uçuyor. Kuyunun uçakları. Diğer tur operatörlerin uçakları uçuyor. Yani onları getirecek uçakların buraya ne zaman yöneleceği önemli. O belli olursa ama oyunun kuralı değişiyor artık. Bu kadar kitle turizmi artık olmayacak. O hani başında söyledim ya şeyin geriye göçü var alabalıkların. Ona döneceğiz. Evet. Eskiye döneceğiz. Başladığımız yere geri döneceğiz. Edeceğiz. Çünkü doğa intikamını alıyor. Bunu bilmemiz lazım. Bu bir doğa intikamı olarak da değerli. Herkes hesabını buna yapıyor. Biz artık çevreye bakacağız. Biz artık tarlaya bakacağız. Biz artık betona bakmayacağız. O büyük üretim yapacağız. Üretim yapacağız. Ve ürettiğimizi de otelin bahçesinde üretip oradaki müşteriye vereceğiz. Artık Çinliler geliyor diye Madrid'de açılan Çin lokantaları olmayacak yani bundan sonra. Kapanacak.
kardeşim buraya geliyorsan Madrid'in yemeğini ye diyeceğiz. Eğer Türkiye'ye geliyorsa Türkiye'nin yemeğini ye diyeceğiz. Doğal ürünlerimiz neyse onları vereceğiz. İthal edip de onların önüne koymayacağız. Veya o Çin'de Madrid'e gidip Çinli'nin önüne o yemek konmayacak. Dolayısıyla bu işler değişiyor artık. Değişmesi de gerekiyor. Necip Bey, zaten benim özellikle de bu dönemde aldığım konuklar, ben şimdi Horeca ve EDT firmalarını da alıyorum. Otel tesis yöneticilerimi de alıyorum. Zaten şu an hemen yaşamayacağız ama belli bir süre sonra ürün bulmakta, gıda bulmakta zorlanacağız. Özellikle yurt dışından gelen ürünler konusunda ve herkes yerli üretime önem veriyor. Ve bütün herkesin söylediği o, firmalarımızın, burada yerli üretim yapan firmalarımız var. Yıllardır kendilerini bahsetmeye çalışıyor, firmalara bunu anlatmaya çalışıyor. Buradaki yerli üretim artık önem kazandı. Buna dönülecek değil mi? Ben işte turizm sektörünün içindeyim yıllardır. Gastronomiyi de severim. Yani yemek yemeyi de severim. Yemek yapmayı da severim. Dünyada malzemeler nelerdir? Onlara da bakarım. Yani bizim doğru her şey yok. Nedir? Bering Boğazı'nda yakalanmış yengeç yok. Yani istakoz yok. Var ama az. İşte tüm mantarımız yok. Bunun dışında her şeyimiz var. Yani onlarda fine dining yemek sisteminde getirtebiliriz. Ama onun dışında bir gram tarım ürünü, bir gram yiyecek ithal etmesine ihtiyaç yok. Aşçılarımızın mutfakta kullanacağı tüm ürünler Türkiye'de üretilebilecek düzeyde. Bakın şeyleri izliyorum ben bu televizyonlarda. Tarım özellikle izlerim. Bazen tarım televizyonlarını falan izlerim. İnanılmaz üretimimiz var bizim. Ve bazı ürünlerimizi Türkler yemiyor. Türkiye'de doğrudan satıyoruz. Hiç üretim, evet. Türkiye halkı yemeden satıyor. İki tane örnek vereceğim. Benim memleketim Niğde Altunhisar. 31 bin dönüm arazi bodur elma, bodur kiraz, bodur şeftali ve nektarin üretiliyor. İtalyanlar üretiyor. Hepsi eldivenlerle toplanıyor. Frigoru kamyonlarla Mersin'e gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Türk halkı ne yiyor? Onun dibine düşenleri Ersu meyve suyu fabrikasına gidiyor. Bir gün İznik'e gittim. Tam böyle şey zamanı, çilek zamanı. Ya bir çilek yedim. Ben işte o zaman işte bundan kaç sene önce gittim? 7-8 sene önce gittim galiba. Unuttum tam da. Ya dedim ki ben bu yaşıma kadar çilek yemedim. Yememişim yani. Bir de yani kendi bir şey olarak istiyor. Hani ağzı böyle tadı seven filan biliyorum ama onu yememişim yani. Dedim ki adama bunlar niye şey, abi dedi bu partiyi dedi İngiltere'ye göndermeye geç kaldık dedi. Bunların hepsi İngiltere'ye gidiyor dedi. Ve dedim ki yani biz başkalarına çalışıyoruz. Bu topraklarda çok iyi üretim yapılır. Çok iyi ürünler elde edilir. Ama yeter ki ciddiyete bırakmayalım. Ya bugünün kısa günün kârı değil. İşimizi kolay yaparsak tabii iyi ürün alamayız. Bu hayvancılıkta da böyle, tarımda da böyle. Artık biz buna dönüyoruz. Bunun işaretleri de görülüyor zaten. Ya bir Tunceli ovacığın alabalığını bulamazsınız başka yerde. Yani bulsanız Himalayalar'da bulabilirsiniz belki. Doğru. Biz bu değerleri aşçılarımızın önüne getirmemiz lazım. Bu bir de en önemlisi şu. İyi yemek yiyen insanların yemeğe bedelini ödemek zorundalar. Öbür üretici de bilmesi lazım ki benim ürünümü bu lokanta alacak. Zaten alım anlaşmasıyla çalışılır. İspanya'nın, İtalya'nın gastronomideki başarısı nereden geliyor? Buradan geliyor. Adam üreticiyle anlaşıyor. Tüketici zaten hazır ama üreticisi sağlam. Adam diyor ki tabii, ben bunu üretirsem bu adam alacak benim ürünü, elimde kalmayacak diyor. O da elindeki ürünle o yemeklerde bir gastronomi dünyası yaratıyor. Ve o zaman gelişiyor. Bizde gelişememesinin temel nedeni bu zaten. Bu zinciri kuramamamız. İki, tüketici de parasını veriyor. Niye veriyor? Akıyor diyor ki ya bu yemeğin bedeli 100 euro, 200 euro. Doğru mu diyor. Biz pazarlık etmiyor ama
Onun da ağızları var. Ya bu yemeği şöyle yap da demiyor. Yemeğe de müdahale etmiyor. Çünkü niye? Her şey dürüst. Malzeme dürüst. Servis Şeffaf. dürüst. Fiyat da dürüst. O zaman Doğru. Gastronomi de gelişiyor. Turizmden de iyi para kazanıyoruz o zaman. Yani formüller belli aslında. Doğru söylüyorsunuz Necip Bey. Benim de geçenlerde bilmiyordum, öğrendim. Ülkemizde yurt dışına gittiğini ve birçok ülkenin bizim ülkemizde üretilen kapareyi kullandığını öğrendim. Birçok yerde kullanılıyormuş. Ama bu şimdi problem aslında şöyle bir şey. Coğrafyada her şeyi coğrafya belirliyor. Sizin coğrafyanızda ne varsa onu yiyorsunuz. Şimdi yıllar önce bir Çinliyle konuşuyordum. Kahvaltıyı söyledim. Ne yersiniz dedi. Zeytin yeriz dedim. O iğrenç şeyi nasıl yiyorsunuz dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dünya coğrafya nasıl farklı? Evet. Yani o iğrenç şeyi nasıl yiyebilir? Niye? Çin'de zeytin yok ki. Adam haklı. Yememiş, görüyor yani eşyacı bir şey nedir diyor, nasıl yiyor? Bir kere yemiştir, o da çok kötü görmüş. Hani bizim birine suşi yedirirsin, ne iğrenç dediği gibi. Şimdi normalde dünyada iki tane şey çok önemli. Bir, füzyon mutfak bir mucizedir ama gerekli değildir. Çünkü gıdayı taşımanın anlamı yoktur. Herkes bulunduğu coğrafyada ne varsa onu yiyecek. Türkiye'de soya sosu kullanmaya gerek yok. Niye kullanayım soya sosunu? Soya sosu Çinlilerin şeyine uygun gelen, bir yiyeceklerine uygun gelen. Ben nar ekşisi kullanırım. Veya bilemediniz sumak ekşisi kullanırım. Yani alternatif var. İlla o modeli tabii kullanacaksınız. Kendi coğrafyanızda dürüst iş yapacaksınız. İyi tabii ürün kullanacağız, dürüst iş yapacağız. O zaman zaten gastronomiyi de iyi yaparız. Turizmi de iyi yaparız. Turizmin konaklama tarafını, açık büfe tarafını çok iyi yapıyoruz. Ama ben açık büfede evet para kazanamıyoruz. O açık büfe konusunu muhakkak sormak istiyorum Necip Bey. Yıllardır sektördeydiniz. Birçok tesisimize yıldız kazandırdınız, sağladınız, denetlemeler yaptınız. Bunları soracağım. Nelere dikkat ediyordunuz özellikle? Ben sorularımız var. Katılımcılarımızdan, izleyenlerimizden sorularımızı da almak istiyorum. Söyleyeyim. Bir, ben denetim yaparken ilk önce mutfakta personel tuvaletine girerdim. Sabun öyle var mi? Mı? Yapardım. Sabun yoksa hiç orada su bile içmezdim. Hele personele hiç kızmazdım. Bir kahveyi getirir içine tükürür de getirir diye de korkardım. Ama doğru. Ama personel tuvaletinde sabun yoksa her şey bitmiş demektir. Birincisi doğru. Birincisi bu. İkincisi kullanılan malzemelerin nasıl çözdürüldüğüne, nasıl muhafaza edildiğine bakardım. Çünkü bu bir aynadır. Aşçı eğer veya kim sorumluysa, iyi depolamışsa, türlerine göre depolamışsa, gerçekten orası düzgün demektir. Hele personel tuvaleti ve şeyce. Bir de personel kokuyor mu, kokmaz mı ona bakardım. Ben büfeye falan çok fazla bakmadım. Büfede sadece zeytinyağlı eğilir bir koklardım. Bozuk mu değil mi diye. Onun dışındakiler zaten çok problem olmazdı. Ama en önemli baktığım şeyler bunlardı. Evet. Necip Bey, sorularımızdan bir tanesini alacağım ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Demin bahsettiniz işte yanlış hatırlamıyorsam Çin'de zeytini bilmezler. Avrupa'da hakikaten mesela biz kahvaltılarımızda kullanılıyoruz, yemeklerimizde kullanıyoruz. Bazen bazı alkollerin içerisinde garnitür olarak kullanıyoruz. Biz ama özellikle Türk mutfağımızda zeytin ve zeytinyağının çok çok önemli yeri var. Hatta bu sene de Gastro Antalya Festivali'nin de teması zeytin olacak. Geçen sene turunçgillerde, bu sene zeytin olacak. Amaç da burada şu. Şimdi birçok ülkeden yine yarışmacı gelecek. Birçok ülkeden yine katılan jüriler olacak.
Buradaki bizim ürünlerimizi onlara tanıtmak, buradaki kullandığımız ürünleri tanıtmak ve bu imkanları da gösterebilmek aslında. Bunlar sağlanacak. Siz de etinince aklıma geldi. Gastro Antalya Festivali 12 ve 15 Kasım'da olacak. Necip Bey, sizi de muhakkak zaten orada olacaksınızdır eminim. Orada bekliyoruz. Çünkü bir mutfak atölyesi kısmımız var festivalin içerisinde. Orada sizin gibi değerli konuklarımız oluyor. Panellerimiz oluyor, söyleşilerimiz oluyor. Siz de orada olacaksınızdır. Valla zeytin ve zeytinyağı enteresandır. Ve zeytin meyvesinin suyu üstüne dökülerek yenilen tek bir yiyecektir. Doğru. Yani Doğru başka söylüyorsunuz. bir da portakalın üstüne döküp yemiyoruz. Ama zeytini sıkıyoruz, onu yağ Yağını yine üstüne kullanabiliyoruz. yiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Kutsal bir şeydi. Avrupalı tabii ağız tadı farklı. Bir de biz daha Tabii. sıcak bir tuza olan ihtiyacımızdan dolayı zeytini biraz daha fazla yiyoruz. Avrupalıların sabah kahvaltıları genellikle tatlıdır zaten. Yani bizimki gibi tuzlu peynir, tuzlu Tuzlu zeytin kullanmıyorlar. yok. Ama belki bizim ülkenin sıcaklığı olmasından kaynaklanıyor, belki başka bir nedenden kaynaklanıyor. Tuzlu yiyeceklerle biz kahvaltıyı yapıyoruz. Belki nedeni budur. Tam bilmiyorum neden olduğunu ama bu benim yorumum. Zeytinyağı da biz dünya lideri bile olabiliriz. Yeter ki biraz önce çünkü bizdeki iklim çok iyi iklim. Çok farklı nitelikte zeytin üretiriz. Madrid fuarında bir şişi parfüm şişesinin içinde zeytin yağı kokladım. Ya bayılacaktım. Yani dedim ki biz niye yapamıyoruz? 70 euroya satıyor şu kadarcık bir yarım litrelik şeyi. Yani parfüm Yani. fiyatına satıyor zeytin. Biz de yapabiliriz bunu ama işimizi ciddi yapmamız kaydıyla. Yani bulduğumuzu sıkıp doldurduk şişeye ve biraz da eksik kaldıysa başka yağda karıştırıp yaparak değil. İşi hakikaten ama bunun alıcısını da bulmamız lazım. Zaten Tabii. buradaki kopukluktan dolayı biz kaliteli üretimi sürdüremiyoruz. Şimdi iyi firmalar var, çok dürüst iş yapıyorlar ama maliyeti yüksek. Öbürü bak onun hangi emekle yapıldığını bilmediği için bu aşçının yemeği için de geçerli. Daha ucuzuna gidiyor. Kebap karşıda diyor 10 lira diyor. Ben niye buradakine 70 lira vereyim ama o Kadar 70 vereyim. liranın emek var. Yani bir kalite var, bir değer var. İşte bizim bu zinciri artık bu yeni dönemde kurmamız lazım. Hep şeyi örnek verdim. Bir lordlar ava çıkmış İskoçya'da. Ormanda yollarını kaybetmişler. Kar, kış, kıyamet filan. Bir küçücük bir ışık görmüşler. Tüm atlarını sürmüşler. Karşılarında kocaman güzel bir otel. Dormen onları karşılamış. İçeriye almışlar. O vuramadıkları av etlerini yemişler filan. Bayılmışlar. Sabahleyin işte ayrılacaklar. Faturayı istemişler. 1.001.000 sterlin demiş adam. Bu ya demiş ki 1.000 sterlini anladım demiş. Ama bu 1.000.000 sterlini efendim sizi bekleme paramız bu demiş. Bekleme masrafımız. Üstelik. Doğru. Bizim bunu ödemek durumundayız. O Doğru. gastronomiyi ve turizmi iyi bir yere koymak gerekiyorsa. Dolayısıyla işimiz bu yeni dönemde daha iyi olacak. Şundan daha iyi olacak. Gelen artık turizm zengin işi olacak. Turizm fakir işi olmayacak. Doğru, Niye? doğru söylüyorsun. Uçaklar pahalanacak. Uçaklar pahalandı mı? Oteller de pahalanacak. Otellerin maliyetleri de artacak. Dünyada böyle. Yani her sene Dünya Turizm Örgütü'nün ilan ettiği gibi 1 milyar 400 milyon insan turizme şeylerle katılamayacak. Bir süre katılamayacak. Kimler katılacak? Zenginleri katılacak. Tatil Zenginleri lüks olacak o zaman, değil mi Necip Bey? biraz lüks olmalı zaten. Yani düşünün ki Madrid gastronomi kenti. Ya Madrid'in içini Çinliler ele geçiriyor ya. Çinliler ele geçiriyor. Niye? Uçaklar dolusu Çinli geliyor. Çünkü kendi memleketindeki gibi dolaşıyor. Turizm öyle olmaz. Turizm Doğru. bir kültüre gidiyorsun.
Orayı sindirmen lazım, oraya uyum sağlaman lazım, oradan yararlanman lazım. Şimdi turizm buna dönecek artık. Dolayısıyla biraz zengin işi olacak ve olmalı da normalinde. Doğru. Şimdi İsviçre'ye çok rahat gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Veya Amerika'ya çok rahat gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Niye? Pahalı. Değil mi? Herkes için gidemiyor. Doğru. Şimdi her Alman da gelememeli. Her Rus da gelememeli. Kimler gelmeli? Çok doğru. Zenginleri gelmeli. O zenginleri gelsin ki biz de sakin hizmet edelim. Ama bedelini de alalım. Yani 100 euroya bir adam geleceğine 500 euroya bir adam gelsin. 300 euroya bir adam gelsin. Ona göre de hizmeti zaten sunulmuş olacak. Tabii. O zaman ne otellerimiz çok yıpranır. Bir adama şimdi her şey dahil sistemde 10 adama bir garson çalıştırıyorsunuz. Ama o adam geldiğinde 2 adama bir garson çalıştıracaksınız. Bu sefer emek şey tarafı da artacak, gelişecek. Dolayısıyla eski kitle turizmi bana göre biraz bir süre olmayacak. Ama tabii, yeni dönem daha sonra ne olur onu tahmin edemem tabii. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Dilip Bey, ben bir yandan sorularımıza da bakmak istiyorum. Katılanlarımız var yeni yayınımıza. Onlara da hoş geldiniz diliyorum. Bugünkü konuğum Trofet Koordinatörü Necip Boz. Turizm tarihini konuşuyoruz. Eskilerden geldik, 80'li yıllardan bugüne kadar neler oldu? Denetlediği tesislerde nelere dikkat ediyor? Bunlardan bahsediyoruz. Mesela Neşe Çelik demiş ki 1 Haziran'da otellerin açılacağı ile ilgili haberler mevcut. Zaten bunu biraz önce de Necip Bey bahsetmişti bunlarla oteller ilgili. Zaten bakın oteller kapatılmadı. Evet. Oteller açık. Yani isteyen açabilir otelini. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ha, müşteri gelir mi o ayrı mesele. O, yani İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart'taki genelgesiyle konaklama yerleri kapatılmadı. Nereler kapatıldı? Lokanta, kahvehane, bar, gazino gibi böyle olduğu yerler kapatıldı. Oteller isterlerse açabilirler ama müşteri gelir mi? O işte. Onun için biraz önce söylüyorum. Tabii. Oradan gelecek uçaklar önemli. Yani Rusya vatandaşlarına diyebilecek mi? Kardeşim yurt dışını açtım şu tarihten itibaren. Daha demedi. Doğru. Almanya kendi içindeki kendi bölgesine müsaade ediyor veya oradan almaya müsaade ediyor. Bugün bir haber vardı. İsviçre, Almanya sınırı tekrar kapatıldı. Niye kapatıldı? Çünkü İsviçre'de hafta sonunda, geçen hafta sonu açıktı. Şey olmuş, korona insanların yakınlaşmalarından dolayı zıplama eğilimi göstermiş, sınırları kapatıverdiler. Yani dolayısıyla bu bir bilinmez iş. Tabii. Daha kesinliği ortada değil. 1 Haziran'da otelinizi açarsınız ama o kadar açmış olursunuz. Ha, elbette güvenlik önlemleriyle açılacak, yeni bir düzenle açılacak. Ne kadar sürer onu da bilmiyoruz. İşte maske kullanılacak, bir mesafe konacak, bir bazı kurallar konacak, var. Antiseptik malzemeler kullanılacak, şey yarıya inecek, kapasite yarıya inecek diye düşünüyoruz lokantalarda. Otellerde öyle bir şey yok. Bugün Antalya Belediyesi yapıyordu galiba bir parkta, yoksa başka bir, pardon, İstanbul Belediyesi'nin bir büyük bir daire çiziliyor. İstanbul'da. O dairenin içinde duracaksınız. Yani böyle bir artık uzaktan sosyalleşme diye bir dönem oluyor. Daha bilmiyoruz ama gerisini. Antalya'da şu yapılıyor. Konyaaltı plajında Cengiz Bey, Necip Bey, Konyaaltı plajında uygulama başlatıldı. Belli böyle aralıklarla 9 metrekarelik alanlar oldu. Şimdi yeni destinasyon sorular varsa yoksa var. Evet, sorular alayım sonra yeni destinasyon. Konuklarımızın evet, konuk olarak katılan izleyenlerimizin de soruları oluyor. Şu sorulmuştu Necip Bey. Deniyor ki bundan sonraki turizm sürecinde, otelcilik sürecinde ne gibi çalışmalar olacak? Mesela yarım pansiyon devam edecek mi? Her şey dahil mi olsun? Tesisler nasıl önlemler almalı da bu yolda ilerlemeli? Yani hani bu konuda sizin de bilgileriniz önemli, söyleyecekleriniz. Ben yıllar boyunca işte ve daha sonraki şeyde gördüğüm şu oldu. Herkes birbiriyle yarışıyor. Şimdi bu yarışı bir defa bırakacaklar artık.
Daha mantıklı olur. Çünkü sonuçta hep zarar gördüğümüzü koyduk. Yani günün sonunda hepimiz zarardayız. Artık yeni dönemde daha sakin otelcilik yapacağız. Her şey dahili, her şey dahili içinde olmayacak. Daha az malzemeyle. Zaten 1991 yılında her şey dahil ilk çıktığında yabancı içkiler yoktu, ithal içkiler yoktu. Daha mantıklı bir her şey dahilimiz vardı. Şimdi 24 yıllık viski de bunun içinde. Ya niye biz bu kadar maliyetli otelcilik yapıyoruz? Veya tüm etler ortada, balıklar ortada, karidesler ortada. Yani yiyemeyecekleri, yanında fotoğraf çektiremeyecekleri, yiyecekleri biz bedava fiyatlarla veriyoruz. Şimdi biz bu olmayacak. Her şey dahil olacak. Oteller kimisi çalışmalarına göre oda kahvaltı yine satmaya devam edecekler. Kimisi yarım pansiyon, kimisi tam pansiyon diyecekler. Yine açık büfeler olacak. Ama artık eskisi gibi bol bol olmayacak. Çünkü otelciler de gördü ki biz bundan zarar ediyoruz. Kim kazanıyor? Turist kazanıyor. Kim kazanıyor? Tur operatörü kazanıyor. Ya biz niye kazanmıyoruz? Yani biz daha fazla kazanıyoruz ki üreticimiz de daha fazla kazansın. Personelimiz de daha fazla kazansın. Herkes geriye dönüp daha fazla kazansın. Biz paralarımızı niye tur operatörlerine kaptıralım? Dolayısıyla çok doğru. Bu oyunun kuralı yavaş yavaş değişecek ve bundan da biz karlı çıkacağız. Artık daha sakin otelcilik yapacağız. Çünkü bundan daha kötü bir dibe vuruş olamaz. Tüm otellerimiz, herkes yani tüm toplum dünyada böyle. Türkiye ile alakadar değil. Doğru. Tüm dünyadaki otelcilik, turizm sektörü ve diğer hizmet sektörü gibi sektörlerin hepsi dibe vurdu. Şimdi herkes daha sakin düşünecek. İspanyol diyecek ki arkadaş Çin lokantasına ihtiyaç yok, sen bir geri git diyecek. Çinli daha az gelsin bana diyecek. Biz de diyeceğiz ki biz açık büfeyi 50 metre yapıp övünmeyeceğiz artık. Yani biz açık büfenin arkasına bir tane adam koyacağız. İkişer tane, üçer tane verecek ki öbür adam da tabağı doldurup çöpe dökmesin diye. Buradan da koyacağız. Daha az malzemeyle daha çok daha iyi hizmet vereceğiz. Bunlar yeni dönemin bir işaretleri diye görüyorum. Bakın bunun en büyük işaretlerden bir tanesi artık büyüklük bir işe yaramıyor. Bunu gördük. Doğru. Dünyanın en büyük üretilen uçağı A380 üretimini durdurdu. Niye durdurdu? Dolduramıyor, pahalı. Artık hiç dolduramayacağını anladı. Koronadan sonra herkes yanındaki insandan korkacak. Otelde de öyle. Yeni tanıştığının masasına giremeyecek şimdi. Kendisine otelin girişinde 104 numaralı masa verdiyse tatilinin sonuna kadar 104 numaralı masasında oturacak, kalkıp gidecek bu yeni dönemde. Onun için insanlar biraz az gelecekler, biraz tedirginlik de gelecek. Tabii. Çünkü turizm kaynaşma demek, turizm sohbet etmek demek. Ben onun masasına yanaşamadıktan sonra nasıl gidebilirim? Robinson Club'larda bir uygulama vardı. Masalar 8 kişilikti o zaman. 8 kişi olmazsa servis yapılmazdı. Amaç neydi biliyor musunuz? Almanya'dan gelen insanları kaynaştırmaktı. Çünkü zaten Almanya'da insanlar birbirinden uzak yaşıyorlar. Uzakta, doğru. Her şey yapıyorlar. Hiç olmazsa burada kaynaşsın diye. Turizmin böyle bir şeyi vardı. Ama şimdilik bundan uzaklaşacağız. Çok çok doğru. Yayınımızın başında Necip Bey'in çok güzel bir hikayesi vardı. Alabalık hikayesine ben yine dönmek istiyorum Necip Bey. Şimdi dedi ki Necip Bey, alabalık işte doğduktan sonra belli bir şekilde belli bir zaman yaşar. Daha sonra yumurtlama dönemi gelir ve orada da... Her şeyi görür, sonra ölmek üzere, yumurtlamak üzere tekrar gelir, yumurtlar ve ölür. Evet, şimdi... Turizmde biz de öyleyiz. Bir geri dönüşe gidiyoruz ama o geri dönüşe... Tüm dünya geri dönüşe gidiyor. Doğru. Sadece biz doğru. değil, dünya geri dönüşe gidiyor. Yani geri dönüşe, ben bunların şeyini görüyorum, işte sağa solu izliyorum ve tam da bilmiyorum. İspanya'da plajın kuralı değişti. Şezlong kurmak yok, havlu koymak yok, ayakta duracaksınız. Mesafede duracaksınız, denize girip çıkacaksınız. Ya niye gideyim? Bir de sabahleyin geldiyseniz öğleden sonra gelemeyeceksiniz.
Yani böyle bir Çok turizm. ciddi kurallar var, doğru. Evet, yani oyunun kuralları değişti. Ama çabuk atlatırız diye düşünüyorum. Bir süre sonra bu hastalık Tabii normal tabii toparlanacaktır. toparlanırız tabii. Bu zaten bundan sonrası gündemimize bakmamız lazım ama şimdi izleyenlerimiz ben de çok merak ediyorum. Ben bir o 2000'li yıllara bir dönmek istiyorum aslında Necip Bey. 2000-2005'lerden sonra ciddi özellikle Antalya bölgesinde tesisler çoğaldı. Her şey dahil sistemi geldi. İşte orada bazı çalışmalar yapıldı tesislerimizden. Grup otellerimiz oldu. O dönemden biraz bahsedebilir miyiz? Şöyle 1991 yılında ilk Magic Life'larda Cem Kınay dostumuzun Gullet Rising şeyle beraber bir her şey dahil kompleksi konsepti başladı. İlk de Dalaman tarafındaki bir otelde başladı. Ben de tesadüfen o otele denetime gitmiştim. Ya kapıda zincir var. Otele girdik. Denetim yapıyoruz işte. Rakı verilmiyor, öbür taraftan alınıyor filan. İşte bilmiyoruz ki her şey dahil ondan sonra. Yabancı içki soruyoruz, viski yok diyorlar. Şarap yok. Otel 5 yıldız niye yok? Konseptimiz de yok. Kardeşim 5 yıldızlı otelde birisi gelse şarap istese, hayır konsept Yok. yok diye bir şey olur mu? Olmaz yani. Ama tabii biz bunları çok hızlattık. Bir de asıl her şey dahil sistemi Türkiye'yi bir şöyle bir noktaya getirdi. Türkiye dünyanın en iyi aile otelciliğinin yapıldığı bir bölge oldu. Bakın bunu unutmayın. Doğru. Avrupa'da çocuk yetiştirmek çok zordur. Çocuk bir eziyettir Avrupa'da. Rusya'da çocuk bir eziyettir. İnsanlar çocuklarıyla tatile falan gitmezler. Niye? Baba dondurma, anne şu, o şu, bu falan deyince cebinden para çıkartmak istemez. Ama her Doğru. şey dahil sistemiyle bunu Avrupa ülkeleri de destekledi. Bakmayın siz niye destekledi? Nüfuslarının artması için destekledi. Çocuklar eziyet olmasın diye desteklediler. Ve bunun arkasındaki tur operatörlerinin bu ise de Avrupa'da tur operatörünün destek vermesinde asıl yatan nedenlerden bir tanesi bu. Çünkü Doğru. ülkenin aktif nüfus olmadıktan sonra ülke batar. Bugün Bulgaristan, Romanya gibi buna benzer ülkeler 50 yıl sonra ne olacağını düşünmek bile şey değil. Dolayısıyla çocuk lazım. Çocuk lazımsa çocuklu tatil lazım. Bu da aile tatili. Türkiye bu alanda dünyada çok iyi iş yaptı ve tur operatörlerinin de desteğiyle otellerin kapasitesi çocuklara da uyarlanarak büyüdü. Bu kadar çocuk parkı olan dünyada çok ülke yok. Gidin göremezsiniz İtalya'da, İspanya'da, Doğru. Yunanistan'da kadar göremezsiniz. Hem arazisi uygun, hem fiyat uygun ve en önemlisi kalite uygun. Türkiye ile ilgili ben bir TUİ'nin bir şeyini söyleyeyim. Bir toplantıda söylemişti TUİ'nin sorumlusu. Dedi ki bizim ciromuzun pazarımızın %20'si Türkiye, karımızın %35'i Türkiye dedi. Türkiye'deki otelciliğin bu kadar gelişmesinin arkasında yatan neden bu. Hem aile turizmi her şey dahille hem de tur Doğru. operatörleri hakikaten bizden çok iyi para kazandılar. Biz de çok iyi binalar yaptık. Çok büyük binalar yaptık. Biraz fazla büyüttük gerçi ama bu da bize bu sene de Doğru. avantaj dönecek diye düşünüyorum. Çok çok doğru söylüyorsunuz Necip Bey. Yani ona ben de katılıyorum. Hani bu bölgede özellikle ben de Kundu bölgesinde, Belek bölgesine gittiğimde Alanya'da Manavgat bölgesinde çok güzel tesisler yapıldı. Eski tesislerimiz de var. Kendini yenileyen tesislerimiz de var bu anlamda. Ama şu dönemden sonra tabii ki nasıl bir politika izleyip belki kapatacaklar tesislerini, küçülmeye gidecekler. Ona göre personel edinecekler ve o şekilde gidilecek. Peki sizleri mesela Turofet olarak ben özellikle buradan hem yayınımın başında sizlerin bayramını falan kutladım ama yine aynı şekilde Turofet Yönetim Kurulu Başkanınızın da Sururi Çorabatır'ın da ve tüm dernek üyelerimizin de ben bayramını kutluyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Ediyorum. Sağ olun. Turafet olarak ne gibi bir çalışma yapılıyor veya bu konuda yorumlarınız ne? Vallahi ben hani Turafet olarak Sayın Başkanımız Sururi Çorabatır, Sayın Bakan da ve diğer kamu yöneticileriyle sürekli irtibat halindeler zaten. Sürekli toplantılarla bu sürecin en iyi şekilde ve çok böyle insanları sükutu hayale uğratmadan, çok da heyecanlandırmadan belli bir sakinliği içinde
yürütülüyor ve süreçte iyi gidiyor. Bilgi kirliliğine de yol açmadan. Çünkü çok önemli, evet. Problem bilgi kirliliği bu alanda. Bir de insan yayınınız dondu Necip Bey. Sanırım birazdan yayına gelecekler. Necip Boz'la sohbetimiz devam ediyor. Neyi konuşuyoruz? Turizm tarihinden günümüzde neler oldu? Birazdan kendisine önemli sorular soracağım. Çünkü Turizm Bakanlığı'nda 30 yıllık bir hizmet verdi kendisi. Birçok tesisin denetlemesini yaptı. Yıldız almasını kazandırdı tesislerimize. Özellikle mutfak ve gastronomi anlamında nelere dikkat etti? Nelerle bu konuda hani uyarılarda bulundu? Bunları soracağım. Sizin de sorularınız varsa hemen Necip Bey'e de sormak istiyorum. Necip Bey, demin kesildi yayınınızda, onun için kestim, konuşuyordum. Buyurun, dinliyorum sizi. Trofet'ten bahsediyorduk. Turizm Bakanlığı ile olan iletişimden bahsediyorduk. Otelciler Federasyonu olarak zaten 15 bölgede 3000'e yakın üyemizle sektörün çatı örgütüyüz şu anda. Sururi Başkan bu konuda özellikle koronavirüs süreciyle ilgili olarak sürekli aktif bir çalışma içinde diğer yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Süreç şu anda iyi gidiyor. Tabii bir de çalışmadığımız yerden geldi problemler. Yani herkes için aynı şey oldu. Kimsenin bilmediği bir noktadan işe başladık. Ve süreç diğer ülkelerde olduğu gibi yeni yeni öğrenilerek devam ediyor. Yani biraz da hani el yordamıyla gidiyor gibi söylemekte yarar var. Çünkü bugün doğru olan ertesi gün yanlış olabiliyor. O süreci de iyi takip etmek gerekiyor ve bir de insanlara yanlış bilgi vermemek gerekiyor. Bilgi kirliliğine yol açmamak gerekiyor. O alanda sakin sakin zaten duyurularımızı tüm üyelerimize yapıyoruz. Zaman zaman basına da yapıyoruz. Çok basın üzerinden konuşulmasa bile. Bu bilgilendirme süreci devam ediyor. Yakında bakanlık geçen hafta kriterleri açıkladı. Eğer sertifika almak isteyenler varsa genelgesini yayınladı. Bunları sürekli takip edip üyelerimizin güncel bilgiler almasını sağlıyoruz. Sağ olun. Necip Bey, verdiğiniz bilgiler çok çok önemli. Turizmde geçmişte neler yaşandı, bu bilgileri paylaştınız izleyicilerimizle beraber. Ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle Turizm Bakanlığı döneminde yaşadığınız denetleme yaparken mutfakta, ben çünkü bunları merak ediyoruz. Hani şu dönemde tabii ki herkes biliyor, denetlemeye geldiğinizde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunlardan birkaç örnek verirseniz ve sizin de çok şaşırdığınız noktalar denetlerken, ben mesela bir tesiste şunu duymuştum. Mutfakların üst kısmındaki olan duvarda tavalar bulunuyormuş. Bazen şefler tavaları oraya koyuyormuş. Böyle ilginç, değişik olaylar ki eminim sizin de bununla ilgili çok hikaye vardır. Paylaşmanızı isteyeceğim. Benim en ilginç gördüğüm, bir otelde denetim yapıyoruz. Temmuz ve Ağustos ayında mutfakta buzdolabının içinde ayakkabı ve şey vardı, elbise vardı. Kimin dedim, aşçınınmış. Niye dedim, abi dedi çıkarken hava sıcak, giderken bunu giyiyorum dedi. Böyle uyarıklar. Doğru, Antalya mecbur. Fırınlarda oluyordu değil mi? Aslında fırınlarda duyuyorduk. Çok soğukta fırınların içerisine girip ısınan şeyler oluyordu fırınlarda. Otel lokantasında görmüştüm. Tabii çok komik şeyler olmuştur zamanında. Oluyor denetim sırasında bazen böyle beklenmedik olaylar da oluyor. Geliyor bir de, yani denetçiye de çatar böyle bir şey. Yani adamın görülmesini istemediğin şey gelir küt diye önünüze düşer. O da doğru. Oluyordu. Ama benim en önemli şey şu, tabii birincisi hijyen ve temizlik çok önemli. Özellikle aşçılarımızın bunu yani kontrol ediyorlar. Şimdi artık eski hatalar yok. Şimdi hijyen koşulları gayet iyi. Bir de bu temizlik malzemesi veren firmalar falan çok ciddi eğitiyorlar. İki, oteller artık yabancı tur operatörleri tarafından da denetleniyorlar. Dolayısıyla
temizlik eskisi kadar problem değil. Hijyen malzemeleri çok iyi. Yine olmaz mı? Olur. Adamın içinde el yıkama alışkanlığı yoksa, yani kafasında ne yaparsa. O onu, tabii. Yani şeyde yıllar önce görmüştüm. Şimdi yok. Nusaybin, Neziran turistik tesisleri vardı. Türkiye'nin en iyi tesislerinden biriydi o zaman. Tabii bu söylediğim 85'ler falan. Havuzu vardı. 4 metrelik fotoselli tünel yapmış adam. Giderken bunlar duş almaz. Hiç olmazsa koşarken bile ıslansın diye. Böyle. Hiçbir şekilde kaçırmayacak. Evet, yani abi, duş almak onun ihtiyacı. Onun şeyi. Otelde de öyle. Tabii. Eğer personel temizliğini yapmazsa, oradan bir mikrop kaptığı zaman otel zarar gördü mü, o da zarar görecek. Yani problem toplum mantalite, yani sağlam bir mantaliteyle çalışmak gerekir. Tabii, ya da kaçak şey de değil. Yani benim bir de en önemli şey mutfakta, bu çok göz ardı ediliyor. Aşçılar tarafından da belki göz ardı ediliyor. Ben bu wok tavalarda yapılan şov yemeklerden çok rahatsızım. Hep gittiğimde zaten bulurdum. O sürekli şey olduğu için, yağ kızardığı için zifleniyordu. Ve aşçı onunla devam ediyor. Aslında normal Çin tavalarında böyle olmaz. Yaparsınız, kaynar suyla ocakta şeyle yıkanır. O deterjanla da yapmazsınız. O devamlı öyle durur. Fakat bizde yağ devamlı konur. Sonuçta dibine kadar o katranla şov yapardı. Bir de en fazla dikkat ettiğim şey oydu. Çok kavga etmişimdir aşçılarla. Bıçak çeken bile olmuştu yani şeyde. Bir denetim sırasında. Ne söylüyorsunuz? Aşçıya dedim ki yangın çıkarsa yangın tüpünü nasıl kullanırsın dedim. Ne diyorsun kardeşim dedi. Ben aşçıyım dedi. Ben yangın tüpüne falan karışmam dedi. Ben biraz daha konuşunca bıçaklaştım. Doğru kendime bak. Ya aslında lazım. Evet Necip Bey, aslında biz bunu hep konuşuyoruz. Şimdi turizm zor bir meslek. Siz de içindesiniz zaten yıllardır. Yani hem Turizm Bakanlığı'nda yaşamışsınız, TÜRAFET'te yaşıyorsunuz. Birçok üniversitede akademik olarak yayınlarınız okutuluyor hala. Bir yandan zor bir meslek, yorucu bir meslek ama bir yandan da o kadar keyifli bir meslek ki. Orada yaşadığınız hikayeler, yaşadığınız olaylar, yani ben hatırlıyorum, şimdi ismi aklıma gelmeyecek bir oteldeki şefimiz anlatıyor. Şey oluyor, bulaşıkhane kısmında bir anda şey patlıyor, ampul patlıyor ve dumanlar çıkmaya başlıyor. Ve orada çalışan bulaşıkhanedeki steward direkt elindeki hortumu ışığa tutuyor, ampule tutuyor. Şef gelip kızıyor tabii ki. Sonrasında o kızdığı arkadaşımız gidiyor şikayet ediyor. Şefim bana kızdı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Sebebini öğreniyorlar. Yani ciddi anlamda ampule hortumla su sıkıyor. Yani nasıl kızmasın burada şefimiz? Vallahi turizm zor. Yani insanla uğraşmak zor. Bir de tabii bu iş genlerle ilgili. Ben hep ona bağlarım. Sizin geniniz eğer hizmet etmeye uygun değilse yaparsınız. Yani ruhumuzun etmesi lazım. Şeyde Bodrum'da bir Rixos Otel'e gitmiştik. Sınıflandırma yapacağız, denetim. İşte orada da kalıyoruz. Bir şey var, bir kadın geldi, ön büroda görevli, genç bir kadın. Dedi ki, ben dedi sizlerle ilgileneceğim dedi, görevim bu dedi. Bir şeyiniz varsa benimle irtibat kurun filan dedi. Neyse, orada oturuyorum, kızın hallerine baktım, canavar gibi, cevval, yani olağanüstü, nasıl hizmet ediyor filan. Hiç böyle sert konuşmuyor, gayet yumuşak, evet diyor, ikna ediyor filan. Dedim ki, senin burnun nerede kırıldı dedim. Benim burnum kırılmadı dedi, burnum hiçbir şey olmadı benim burnuma dedi. Anladım, Türk'te değil. Almanya'da yaşamış. Almanya'da ortaokuldan beri turizmle uğraşmış. Ya dedim ki işte burnun orada kırılmış. Burnun kırılmanın mecazi olayını da bilmiyordu tabii. Doğru. Evet demek çok doğru. Demek de çok önemli. Yani turizm sektöründe hayır, şimdi komik bir olay olmuştur. Onu anlatayım. Tabii. Ankara Oteli
Ankara'nın o zaman en popüler otellerinden biri. Herkes geliyor. İşte bir de meclis olduğu için daha çok böyle iş takibi insanlar falan geliyor. Ama o zaman turistik otel demek, affedersiniz, bu randevu gibi çalışan oteller anlamında da hep şehirde tabii. Bu otelde bunlar olur, bu otelde bunlar olur filan. Bir bölgeden grup gelmiş, yemek yiyorlar. Garson eğilmiş servis yaparken, oğlum demiş, karılar hangi odada demiş. Şimdi garson duymuş, duymazlıktan geliyor. Bir daha servis yaparken, oğlum demiş, karıları sordu, kaç numaralı odada kalıyor? Çünkü ona öyle vermişler. Söylenmiş. Söylenen o. Oda şefine şikayet etmiş, sen aldırma demiş, yapma. Ondan sonra bir daha söyleyince tekrar gelmiş, şef gitmiş kulağına, efendim demiş, otelimizin pezevenki bugün izinli, yarın bekleriz sizi demiş. Şimdi bak nasıl güzel bir cevap. Yani adamın umutla yeşil tutuyor, ertesi gün gelecek, yine parasını alacak ama o yine sonuçta bir şey alamayacak. Turizm evet demeyi de hayır demeyi de iyi bilmemiz lazım. Bunun tam tersi örneği, rahmetli Doğu'da bir otel, adını vermeyeyim, Oğuz Bey masa şeyde duruyor, resepsiyonunda garson gelmiş sarhoş, bu söylediğim 85'li yıllar filan, resepsiyona demiş ki sizde kadın varmış demiş, bizim Oğuz, rahmetli Oğuz Bey gözü dönmüş, adama bir yumruk vurmuş, adamı yerde hastaneye zor kaldırmışlar. Şimdi turizm işte böyle bir farklılığı olan bir memleket, meslek. Doğru. Evet. Hayır demeyi de iyi bilmek gerekir. Hayır derken müşteriyi asla kırmamak gerekiyor ki umudu yok olmasın. Tabii ki. Ben onu biraz da bağlarım. Şimdi bizde turizm anadan babadan gelmemiş. Yani sonradan bizde turizm olmuş. Genlerimizde hizmet diye bir kavram yok. Yani Avrupa'nın hancıları, hancılık varmış. Bizde kervansaray sistemi varmış. Nedir? Yatak verir, bir şişe şarap verir, bir de verir, yemek verir. Karısı mutfakta yapar, kendisi şeyde durur, kızı da servis yapar. Oğlu da zaten haçlı seferlerindedir. Şimdi ruhlarına işlemiş, genlerine işlemiş bunu meslek. Bizde nedir? Kervansaray. Kervansarayı gördünüz mü? Bir kervansarayın ortası boştur. Kenarlarında hayvan yerler vardır. Şiltenizi alırsınız. Kervansaraylar bir de gün ışığına göre konumlandırılmış ki eşkıyalarla karşılaşmayalım. Gece kervansaraya gidelim. Sabahleyin çıkalım. Yine kervanla gittiğimizde yetişelim. Öbür kervansaraya yetişelim gibi o uzaklıklarda hep konulmuştur. Şimdi geliyorsunuz kervansaraya, eşeğinizi, kervanınızı bağlıyorsunuz. Çıkınınızı açıyorsunuz, yiyorsunuz, bağlıyorsunuz, ertesi gün yola. Her şey dahil sistemin servis yok. Genleriniz eğitilmemiş ki. Doğru söylüyorsunuz. Antalya çıkışında var Necip Bey, öyle bir eski bir kervansarayımız. Hatta bir dönem orada organizasyonlar falan yapılıyordu. Dediğiniz gibi kocaman bir avlu var ve iki tane odası var. Odaya giriyorsunuz, büyük bir oda. Yani hani 500-600 metrekare belki de. Bir tarafında dediğiniz gibi atlarını bağladıkları bir yer var. Hemen karşı tarafında da böyle bir set yükseltilmiş. Atlardan ziyade deve bağlarlarmış. Develer gelirmiş o zaman. Doğru. Deve de doğru. Çok doğru söylediniz. Deve olurmuş. Hemen karşısındaki yüksek beton olan yere de şiltelerini sererlermiş. Dediğiniz gibi gelip hem devesini atını da çalmasın diye aynı yerlerde uyurlarmış. Dip dibe yan yana. Yer ertesi gün sabahleyin de kalkar gider. Yani yeni eğitilmiyor. Hizmet vermeyi bilmiyor. Dolayısıyla ama biz buna rağmen yani epey iş başardık tabii. Yani Antalya'da kolay bir iş değil. Yani bir de daha ilginç. Tabii. Burada 3 tane kurumu anmadan etmemek lazım. 1 Turban Otelleri, 2 Emekli Sandığı Otelleri, 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, o zaman TÜREM Eğitim Merkezlerini. Bunlar sadece Türkiye'de personel yetişti. Bunlar sayesinde bugün o yabancı firmalarından adamlar genel müdür olamıyor artık. Türkler genel müdür oluyor. Çünkü çok iyi yetiştikleri için bu pozisyon. Böyle bir
şeyi de anmak gerekiyor o kurumları. Çok ama doğru. Maalesef dönemler kapatıldı, turban otelleri bitti, emekli sandığı otelleri bitti. Şimdi artık özel sektör kendi gücüyle, kendi cesaretiyle, kendi eğitim gücüyle bu işleri yapıyor. Necip Bey, burada özellikle ben şimdi eğitimden bahsettiğiniz için de söylemek istiyorum. Yayınımızın başında da başkanımız Muhammed Servi söylemişti. Özellikle bu Gastro Antalya Festivali'ne başladığımızda öncülüğümüz de bize destek olduğu için Necip Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz diye bahsetmişti. Destek olacağız. Tabii görevimiz bu zaten. Turizme destek olmak zorundayız zaten. Sağ olun. Şundan bahsedeceğim. Şimdi bir mutfak atölyesi hazırlanıyor. Aslında zaten atölyemiz hazır ama ne yazık ki şu an kapalı olduğu için aktivite edilemedi. Ama en kısa zamanda bu yapılacak. Orada bahsettiğiniz gibi eğitimler verilecek. Hem aşçılık konusunda hem F&B konusunda yeni hem bu sektörde çalışmaya başlayan kişiler orada eğitilmiş olacaklar. Ya da sektör içerisinde kendini bu hedefi koyup devam etmek isteyenler de aynı şekilde o atölyeden, akademiden gelip eğitimler olacak. Ve siz bu konuda birçok üniversitede dediğiniz gibi kitaplarınız okutuluyor. Biz sizi de orada görmek istiyoruz. Evet, Necip Boz da orada eğitimler verip turizm tarihinden, turizmin geleceğinden ve neler yapılması gerekiyor konusunda orada çok çok önemli bilgiler vereceksinizdir. Bizim burada özellikle Antalya üzerinde en büyük sıkıntımız 12 ay otelcilik yapamamamız. Yani herkesin iştahını kıran nokta bu. Ya otel aşçımızın da iştahını kırıyor. Servis elemanımız da iştahını kırıyor. Housekeeper'ımız da iştahını kırıyor. Evet, niye? Gidiyor. Yani Kasım ayı geldi mi çoğunluk gidiyor. Şimdi bu döngüyü biz bir şekilde bu yeni dönemde bunu fırsat bilip biz bu otellerimizi 12 ay çalıştıracak bir boyuta getirmemiz lazım. O zaman herkes daha iştahlı kalacak. Niye? Bir tarafa gitmeyeceğini bilecek. Tarlaya gitmeyeceğini bilecek. Bu oteldeyim diyecek. Biz bunu sağlayamadığımız müddetçe ciddi sıkıntımız olacak. Çünkü turizm okullarında insanlar okuyor. Özellikle 4 yıllık okuyanların %3'ü turizmde uğraşıyor. %97'si okulu bırakıyor. Diğer şeylerde de insanlar başlıyorlar heyecanla ama 6 ay sonra sezon bitti mi herkesin umutları kırılıyor. Dolayısıyla biz 12 aya döndüremediğimiz müddetçe bu tür sıkıntılar yaptığımız eğitim de boşa gidecek. Niye boşa gidiyor? Çünkü eğitiliyor sonra umudu kırılınca geçiyor başka bir sektöre. Yazık oluyor yani turizm alanında emek büyüyen insanların başka sektöre geçmiş olduğunu görünce insanın umudu kırılıyor. Ama haklı mı? Haklı tabii. Niye haklı? Haklı. 6 ay sonrası o da geçinmek zorunda. Yani devletin hayatını devam ettirecek. Devletin göz önünde almadığı bir husus var. Yani husus şu. Turizm sektörü diğer sektörler gibi değil. Bakın turizm sektörü 54 sektörü ayakta tutuyor. Antalya'da her şey dahil işi olmasa o kadar sera işi olur mu? Olmaz. Tabii. Yani iki yani normalde her şey dahil olmasa bir yumurta yiyecek ama her şey dahil olunca kişi başına 5 yumurta, 6 yumurta düşüyor diğer yapılan ürünlerle filan hesaplandığınızda. Çok dolayısıyla ta gerideki yumurtacı, makarnacı 2016'daki krizde en fazla zarar görenlerden birisi makarnacılar oldu. Niye? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü otellere çok makarna satıyorlardı. Her şey dahil sisteminde en çok kullanılan yiyeceklerden biriydi. Dolayısıyla devlet şunu diyecek. 40 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Bakın Türkiye bir araba sattığı zaman, Trofet'in raporlarında bunlar var. Bir araba sattığı zaman net karı nedir biliyor musunuz? 250 avrodur. Bakın. Girdisini çıktı. 250 avrodur. Türkiye turist başına net 650 dolar kazanıyor. Bakın net 650 dolar. 12 tüm yılı topladığınızda 40 milyar doların içindeki
ithalat oranı sıfıra yakındır. Dolayısıyla net gelirdir, net gelir. Dolayısıyla devletin özellikle istihdama, özellikle eğitime çok ciddi katkılarda bulunması gerekiyor. Ve turizm sektöründeki 1 dolar 3 dolarlık iş yapıyordu. Yani yeni dönemde ne olur bilmiyorum. Geçmişi söylüyorum. Yeni dönem farklı olur. Rakamlar ayrı çıkabilir. Ve dolayısıyla bizim devletin bu iki alana çok önemli. Bir alan daha var devletin yapması gereken. Neresi? Biz zor turizm yapıyoruz. Biz kazançsız turizm yapıyoruz. Öz sermayeyle turizm yapamıyoruz. Dolayısıyla devletin haksız rekabeti önlemesi lazım. Doğru. Diyecek ki Antalya'ya artık otel yaptırmıyorum. Hem o olması lazım. Artık yeteri kadar tesisiniz var. Diyecek ki Bodrum'a otel yaptırmayacağım. Tamam. Diyecek ki 5 tane lokanta var. 6.sını açtırmıyorum. Dolayısıyla devletin bunun örneği yok mu? Var. Tabii. İrlanda Turizm Ofisi diye bir ofis var. Özel sektör, devlet sektör beraber yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Balık çiftliğine kadar turizmle ilgili ne ilgileniyorsa onlar karar veriyor. Bir sokakta bar açılacaksa bara müsaade ediyorsa ediyor. İkinci bara müsaade etmiyor. Diyor ki öbür bar kazanamaz. İkiniz kazanamazsınız. Birinize müsaade ediyor. Dolayısıyla herkesin ayakta kalmasını sağlıyorlar. Bizim buna dönmemiz lazım. Bu kadar Antalya, bir de 5 yıldızlı otel o kadar fazla ki Antalya'da. Ya çok herkes fazla. Herkes 5 yıldızlık müşteri değil ki. Gerçek 5 yıldızlı müşteriyi hangi otele koyacağız? Yani doğru. Şimdi İspanya'ya gittiğinizde 5 yıldızlı otelde kalabilmek için minimum 300 euro para vermeniz lazım. 3 yıldızlı, 1 yıldızlı otelde 130-150 euro para veriyorsunuz. Dolayısıyla bunların da şey yapılması lazım ki turizmin biraz yerine oturması gerekir. Biz Türkiye'nin de bu şekilde dönüş yapması lazım. Biz heyecanlı biraz yapıyoruz. Çok gayretli çalışıyoruz. Hakikaten gayretli çalışıyoruz. Bakın Türkiye turizmiyle ilgili çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Tabii. Biz dünyada hep şu söylenir. Terör varsa, savaş varsa turizm olmaz. Doğru. Ya kardeşim bizim etrafımız hep savaş. Bizde hep terör oldu. Yani terörün olmadığı... Bitmedi ki. 900, biraz önce daha konuşmamın başında söylemiştim. Türkiye'de turizm kültür turlarıyla başlamıştı diye. 92 yılında sanıyorum Baykan tarafında Almanlar kaçırıldı. Tüm doğu turları bitti. Dolayısıyla bu terör varken Türkiye hep yükselen bir ivmeyle geldi. Hiç kesilmedi. 1999 yılında biraz şey yaptı. Ertesi yıl yine yükseldi. 2016'da düştü, çok düştü. Ama 2017'de kendini yeniledi. 2018'de şey yaptı, yükseldi. 2019'da şahlandı. Biz hep bu işleri iyi yapıyoruz. Ama dediğim gibi yapamadığımız yerlere de devletin destek olması lazım. Dipli eksiğimiz sürdüremiyoruz aslında değil mi Necip Bey? Yani hani bu ivme yakalanıyor ama ertesi yıl bir kriz yaşanıyor, bir olumsuzluk yaşanıyor. O sürdürme grafik devam etmiyor ne yazık ki. Pahalı turizm yaptığımız için yürümüyor. Bizim otelcimiz doğru dürüst para kazanmıyor. Yani borç ikamesiyle işleri sürdürüyoruz. Tabii. İyi sürdürüyoruz gerçi ama öz sermaye gücü zayıf. Tüm ülkede öz sermaye ama tesislerimiz çok büyük. Daha küçük tesisleri daha rahat idare edebiliriz. Fakat tur operatörlerinin aşırı iştahı bu büyük otelleri yaptırdı. Onun için sürdüremiyoruz. Otel maliyetlerimiz çok yüksek. Şimdi yeni dönemde çok ciddi bir sıkıntı var. Olacak. Klimalar. Bakın çok basit gibi geliyor. Diyorlar ki şimdi otel klimaları çalışmayacak. Bizim otellerimiz merkezi klima sistemiyle. Nasıl, ne yapacağız? Nasıl olacak? Büyük bir maliyet geliyor. Yani hakikaten büyük bir maliyet geliyor. Biz büyük büyük planlıyoruz. Onun için söylüyorum. Şimdi artık
daha sakin düşünüp daha küçük, daha kontrol edebilir ama daha karlı turizme ve daha uzun 12 aya yayılmış turizme dönmemiz lazım. Onun yolunu da hep beraber halletmemiz gerekiyor. Tabii planlanması yapılması lazım bu konuda ve bu plan ve programı da bütün tesislerimizin, tesis içerisinde çalışan herkesin uyması gerekiyor ve bu yolda ilerlemesi gerekiyor. Bugünkü konuğum TÜRÜFET Koordinatörü Necip Boz. Hakikaten kendisiyle çok güzel bir sohbetimiz gerçekleşti. Yayınımıza katılan bütün izleyicilerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız oldu, kendisine ilettim. Turizm Bakanlığı döneminde yaşamış olduğu deneyimleri anlattı, denetlemeleri esnasındaki konulardan bahsettik. 80 dönemine gittik. 80'den bugüne turizmde neler oldu, turizm nasıl gelişti bunlardan bahsettik. Ve önümüzdeki süreçte neler olacak bunları yine aynı şekilde konuştuk. Ve bu konuda herkes... APKAK Başkanımız Muhammed Selvi ve Bilal Yüreğe de aynı şekilde bahsetmişti. Mutfak atölyesiyle ve TÜRÜFET'te APKAK'ın da yapacağı çalışmalarla bu atölyede eğitimler olacak. Hem Necip Bey'in de katılımı olacak, değerli yöneticilerimizin de katılımları olacak. Ve hakikaten orada yapılacak çalışmalarla turizm çok çok başka yöne gidecek Necip Bey. Eminim buna ben hani göreceğim, sizler de hani bunu yaşamış olacağız hepimiz. Bu konularda zaten bunun bilgilendirmesini hem sayfalarımızdan yapacağız. Hem dediğim gibi diğer web sitemiz olsun, bilgilendirme yapmış olacağız. Ben bu arada artık son dakikalarını da yaklaştık bayramın. Katılan herkesin de bayramını kutluyorum. Buradan gördüm, Nurettin Bey gördüm. O katılmış. Buradan bayramını kutluyorum. Kendisi canlı yayın konuğumdu. Yine aynı şekilde Haldun Tüzel Cuma günü canlı yayın konuğum olacak. Yine aynı şekilde gastronomi yazarı, gurme ve Antalya'da gerçekten çok büyük organizasyonlarda yer aldı ve bununla ilgili çalışmaları oldu. Onu konuşmuş olacağız. Bugünkü konuğum da yine çok değerli TÜRÜFET'in koordinatörüydü, Necip Boz'du. Ben katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı yavaş yavaş toparlayacak olursak. Sesiniz gitti, demin duyamadım Necip Bey. Teşekkür ediyorum. Benim için şerefti. Umarım iyi bir turizm sezonu geçiririz, sıkıntılarımızı atlatırız diye. Herkesin bayramını tekrar kutlayayım. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Necip Bey. Dediğim gibi yayınımızı izlemek isteyen, daha önceki yayınlarımıza da ulaşmak isteyenler olursa hemen Instagram'da IGTV kısmında koyduğumuz videoların üst kısmında olan linki tıkladıklarında da YouTube sayfasından tüm canlı yayınlara ulaşabileceksiniz. Bugün Necip Bey Gastro TV'de nelerden konuştuk? Turizm tarihinden günümüze, yeni destinasyon yönetimi, 80'li yıllarda nasıl bir turizmle başladık, şu an nasıl bir turizmin geldik ve nasıl yolda ilerlememiz gerekiyor. Kendisinin yaşamış olduğu hem TÜRÜFET döneminden hem de Turizm Bakanlığı dönemindeki denetlemeleriyle ilgili vermiş olduğu bilgiler vardı Necip Bey. Onun haricinde neler konuştuk Necip Bey? Dönem nasıl olacak? Yurt dışında turizm ne zaman başlayacak? Gibi epey şeyleri konuştuk. Evet, çok çok kendi yaşadığı deneyimlerden bahsetti. Ülkemizde yetişen ve yurt dışına giden ürünler var. Bizim ülkemizde kullanılmayan bunlar nelerdi? Bunlardan bahsettik Necip Bey'le. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da görüyorum APKAK yöneticilerinden eş başkanımız Bilal Yüreğir, başkanımız Muhammed Selvi, aynı şekilde başkan yardımcısı Osman Yalçın teşekkürlerini gönderiyorlar size. Ben de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar.